Günaydın kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir galaya benimle hazırlanan gala vlog çekiyorum. Bugün Masal Şatosu 2 filminin galası var. Bu yüzden sizinle birlikte hazırlanacağız. Kuaföre gideceğiz, tırnak yaptıracağız, giyineceğiz, makyajımızı yapacağız. Sonra da galaya gideceğiz. Size bütün işte galayı vesaire her şeyi göstereceğim. Ama öncelikle kıyafetimi giymem gerekiyor. Şu an daha yeni uyandım. Şimdi giyinip kuaföre gidiyoruz. Ayakkabılarımızı giydik. Çok acele bir şekilde çıkıyoruz evden. Çünkü bayağı geç kalmışız. Defne de geliyor. Defne de saçını yaptıracak. Çok heyecanlıyım. Ben hala saçıma ne yaptıracağımı karar veremedim. Bir de vakit kalırsa tırnağımı da yaptırmak istiyorum. Çünkü koptu bunlar. 500 lira verdiğim tırnağım bir hafta dayandı. Gerçekten lanet olsun. Bilmiyorum. Tırnağım vakit kalırsa yaptıracağım. Ama vakit kalacak gibi çok durmuyor galiba, bilmiyorum. Defne galanın şey olduğunu zannediyor. Kendi filminiz olduğunu zannediyor. Ama benim filmim olduğunu daha farkında değil. Bakalım, inşallah delirmez izlerken. Ben saçıma ne yaptıracağımı da bilmiyorum ya. Gerçekten. Geç Defne. Gidiyoruz arkadaşlar, şu an varmak üzereyiz. Hatta vardık. Bakalım saçlarımızı yaptıracağız şimdi. Şimdi saçımızı boyadık, boyadık diyorum, yıkadık, kuruttuk. Şimdi de kırık feni bekliyorum. Evet, şimdi kuaförden çıktım. Saçım tabii ki böyle kalmayacak. Daha açmadım saçımı. Annemlerin hala işi bitmedi ama ben eve gidiyorum çünkü makyajımı yapacağım, kıyafetimi giyeceğim. Çok işim var. O yüzden şimdi babam beni eve getirecek. Evet arkadaşlar, şimdi makyaja geçiyoruz. Gala makyajı olduğu için biraz hani böyle uğraşarak yapmam gerekiyor. Aslında kuaförde yaptıracaktım makyajı. Ama hem istediğim gibi bir şey olmaz diye hem de vakitimiz yok diye yaptıramadım. Şimdi öncelikle krem sürerek başlıyorum. Makyaj bazı olarak kullanacağım ben bu kremi. Ama normalde bir makyaj bazı değil bu. Hani normal cilt kremi. Evet. Yüzüme iyice yaydırıyorum bunu. Evet, şimdi cilt makyajına geçeceğim. İşte fondöten vesaire. Bunun için birkaç tane renk kullanacağım. Çünkü cildimin tonuna uygun bir fondöten asla yok şu an elimde. Önce Revelation'ın açık bir kapatıcısını kullanıyorum. Sonra elimde olan başka bir kapatıcıdan biraz koyuyorum. Ve son olarak biraz rengini koyulaştırmak için bana normalde koyu gelen bir fondötenden koyacağım. Bu da Flormar marka. Normalde ben hiç kullanmıyorum. Fondöten. Sadece kapatıcı kullanıyorum ama bugün biraz kullanmak istedi canım. Şimdi bunları iyice bir mixliyoruz. Yani karıştırıyoruz. Çok koyu renkli oldu yine. Niye böyle oldu? Fondöten biraz fazla koymuşum galiba. Şimdi cildime sürüyorum. Bakalım olacak mı? Bence olmuş rengi bu arada. Şöyle iyice. Olmuştu. Evet, yerleştirdim. Şimdi bunu bir süngerle yaydıracağım ama öncesinde biraz fırçayla dağıtacağım yüzüme. Evet, fondöteni yaydırdım. Şimdi göz altlarıma açık bir kapatıcı süreceğim. Böyle. Biraz buraya. Böyle cilt tonumu aydınlatıyorum şu an. Şöyle. Şimdi bir de bunları yaydıracağım. Evet, şimdi bunu da yaydırdım ve biraz pudra süreceğim yüzüme ki böyle çok parlamasın yüzüm. Pudra olarak yurt dışından gelen bir pudrayı kullanacağım. Markasını bilmiyorum. Kuzenlerim getirmişti.
Ya büyük ihtimal fırçaları falan çok yanlış kullanıyorum ama şu an yapacak bir şey yok yani. Nasıl bodoslama yapıyorum. Evet, bence bayağı bir işe yaradı yani. Pudra işimiz de bitti. Şimdi ne yapayım? Bu arada takma kirpik çok takmak istiyorum. Ama çok abartı durur diye takamıyorum. Bir deneyeceğim şimdi. Zaten sadece yarısına takmak istiyorum. Yani böyle küçük küçük takmak istiyorum. Hani ucuna böyle. Takma kirpik de yani takmak o kadar zor ki. Anlatamam size. Takamıyorum asla. Eğer bu biraz kalın gelirse şunlardan da koyabilirim. Şöyle tekli setim vardı. Şimdi bu tekli setimden biraz kirpik takacağım. Evet, şimdi kirpik aşamasına geçiyoruz. Böyle bir yapıştırıcım var. Yapıştırıcıyı biraz parmağıma sürdüm. Şimdi kirpikleri yapıştırıcıya takıp, yapıştırıcıya sürüp sonra gözüme takacağım ama takamıyorum ya. Of. Ah, oldu. Süper. Çok tatlı oldu. Diğerini de takıyorum. Of, çok zor. Çok zor. Arkadaşlar, kirpik çok komik durdu. Ben mi beceremedim? Hani olmadı mı bilmiyorum. Şimdi maskarayla düzeltmeye çalışacağım. Düzelmezse çıkaracağım. Yok yok, düzelmiyor. Çok garip durdu ya. Ben bunları çıkarıyorum. Şöyle. Şu an nasıl? Şu an iyi mesela. Şu an az var. Çıkardım birkaç tanesini. Şöyle. Oldu galiba. Harika. Şimdi hemen dudağa geçiyoruz. Dudak için dışına kalem süreceğim. Böyle. Sonra bu kalemi biraz yaydırmam gerekiyor. Dişimi fırçaladıktan sonra gloss'u süreceğim için şu an gloss tarzı bir şey sürmüyorum. Kaşımın böyle başlarını hafif dolduracağım. Şöyle. Çok değil ama yani. Çok hafif hafif doldurmaya çalışıyorum. Daha sonra kaşlarımı tarayacağım zaten. Evet, şimdi allığa vesaire geçeceğiz. Allık için likit allık istiyordum. Likit allığımı bulamıyorum şu an. Şaka mı? Likit allığım yok. Farım düştü ve kırıldı. Ama hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorum. Likit allığım yok. Kaybetmişim. Gerçekten çantamdaydı. İnanmıyorum. Çok moralim bozuldu şu an. Kalbim kırık. Abi, daha yeni almıştım. Aa, buradaymış. Kaybolmamış. Çok mutluyum. Likit allığımı geri buldum. Şimdi likit allıkla devam ediyoruz. Likit allığı biraz dudağıma da süreceğim. Çünkü verdiği renk çok hoşuma gidiyor. Sonra böyle yanağıma üste doğru likit allık sürüyorum. Ve böyle burnuma falan da. Şimdi bunu yaydırıyorum hemen. Süngerimin arka tarafıyla. Bolca sürüyorum. Zaten çıkıp çıkıp duracak da yani. Sürekli tazeleyeceğim bir şey. Hazır. Şimdi göz makyajına geçeceğim. Yani biraz abartılı olacak dediğim gibi ama çok çok dehşet istemiyorum. Şimdi önce göz kalemlerimi bulmam gerek. Göz kalemim de yok, harika. Buradayım şu an. Şimdi göz pınarlarıma önce beyaz kalem çekerek başlayacağım göz makyajımı. Evet, böyle. Beyaz. Bir de burnuma sürüyorum.
Yes, sir. Kirpikleri çıkardım. Böyle daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar gözümün çevresine hafif böyle kahverengi far çekmek istiyorum. Eyeliner sürmek yerine. Ama çok dikkatli olmam gerekiyor. Gözüme de sürdüm. Diğer tarafa da. Böyle hafif böyle eyelinerimsi bir böyle şey yapacağım. Ve böyle göz makyajım da bitti. Şimdi makyajımın galiba büyük bir çoğunluğu bitti. Bir tek highlighter falan süreceğim. O yüzden şimdi dişlerimi fırçalamam gerek. Lip gloss'umu sürmeden önce şimdi dişlerimi fırçalıyorum. Arkadaşlar benim şimdi makyajım bitti. Hemen giyineceğim. Giyindikten sonra zaten kıyafetimi göstereceğim. Bu arada eklem olarak sadece highlighter sürdüm burnuma. Başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi tam giyinecektim. Defne kuaförden geldi. Defne'nin saçı da böyle olmuş. Benden makyaj yapmamı istedi. Şimdi Defne'ye çok hafif bir makyaj yapacağım. Bugün özel. Defne'nin makyajı da böyle oldu. Aldık ruj ve maskara sürdüm. Evet. Şimdi acilen giyinmem gerekiyor. Hemen giyinip geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi kıyafetimi giydim ama bir kısmı bol geldi. O kısmını anneannemlerin evine uğrayıp diktireceğiz ve diktirmeden hani göstermeyeyim dedim. Çünkü şu an tam elbise üstüme oturmadı ama giydim. Birazdan zaten göstereceğim. Annemler Hüseyin'in kot pantolonu almaya gitti. Hala onları bekliyorum evde. Her şeyim hazır. Sadece annemlerin gelmesi kaldı. Ve çok heyecanlıyım. Bir gerginlik geldi şu an bana. Evet şimdi yavaştan çıkıyoruz artık. Her şeyimiz hazır. Defne de hazır. Defne. Senin yaklarımı boyamadım. Olsun bir şey olmaz. Saçlarını göster. Oh makyajına bakayım. Gitmiş ama olsun. Evet arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz yavaştan artık. Hepimiz hazırız. Önce anneanneme gideceğim. Orada elbisemi diktireceğim. Sonra İstanbul için yola çıkacağız. Hava çok yağmurlu ve kötü şansımıza cidden Ağustos ayında. Neyse şimdi biniyoruz arabaya. Binemiyorum. Haydi. Evet arkadaşlar en son anneannemlere gidiyorduk. Şu an anneannemlerden de çıktık yola. Böyle elbisem de tam olarak dikildi. Hazır bir şekilde İstanbul'a gidiyoruz. Kanyon AVM'de olacak bu arada gala. Şimdi yoldayız. Aynı zamanda kuzenlerim falan da geliyor ama onlar kendi geliyor ve ben daha erken gidiyorum tabii ki. Makyajım biraz akmış o yüzden üzgünüm. Yanımda sadece maskara, ruj ve allık var. Yapacak bir şey yok. Şimdi AVM'ye geldik ve herkes doğal olarak bize bakıyor. Çünkü hepimiz böyle süslenmişiz düğüne gider gibi. Evet şimdi Kanyon AVM'deyiz ve buranın gala yapılacak yerine gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an Gülsel aynı anda vlog çekiyoruz. Ben de çekiyorum. Bade ve Gülsel var yanımda. Bakabilir. Oha çok kıskandım şu an çok güzel. Evet şimdi evet çok klisteyiz ve böyle filmin yayınlanmasını bekliyoruz. Röportajlar oluyor işte gelen gidenler oluyor falan. Bade de bu arada filmde oynuyordu. Bora yönetmenin oğlu. Eyvallah. O da arkadaşım. Şimdi öyle bekliyoruz, takılıyoruz burada. We'll be right back.
merhaba. Burada yine Gülse var. Çok heyecanlıyız ve bekliyoruz izlemek için. Bahsetmek istiyorum. Bu hikayede zaman ileri doğru akmıyor. Size kimi getirdin? İzledik, çok güzeldi. Zaten 2 gün sonra yani 12'sinde sinemalarda gidip izleyebilirsiniz siz de. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Evet arkadaşlar, şimdi filmi izledik ve çok yorulduk. O yüzden şimdi yola çıkıp eve gideceğiz. Gala da bitti, çoğu kişi dağıldı böyle, birkaç kişi kaldı sadece. Şimdi eve gidiyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Size böyle galayı göstermek istedim. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.